Yungatec 2014 yılında kurulmuş. Yungatec Microelectronics 2014 yılında kurulmuş. %100 yerli bir sermaye. Tamamen Türk mühendislerin kurmuş olduğu bir firma. Merkezi Teknopark İstanbul'da 2014 yılında kuruldu. Daha sonra 2019 yılında da Hacettepe Teknopark'ta ikinci ofisini açtı. Şu anda 53-54 kişi civarında bir teknik ekibe sahip bir firma. Yungatec Microelectronics'in de kurucu ekibi esasında çip alanında 2014'ten yılından önce yaklaşık bir 15-20 yıllık bir çip konusunda Avrupa'nın çok önde gelen firmalarında tecrübe sahibi olma imkanı buldular. Esasında Yongeti kurulurken de bu mirasıyla birlikte kuruldu. 2014 yılda kurulduktan sonra bizim misyonumuz olarak da biz Türkiye içerisinde yerli ve milli çipimizi yapabilmek tamamen buradaki teknik ekibimizle ve bunu da ilk etapta yurt dışında ürettirmek ve daha sonra da Türkiye'de fab kurulursa burada ürettirmek hedefinde olan bir firmayız. Bu Ar-Ge süreci çip konusunda ikiye ayrılıyor. Birincisi öncelikle IP'lerin geliştirilmesi, sonra sistem on chip ve çipin oluşturulması halinde tanımlayabiliriz. Biz şu ana kadar geldiğimiz süreç içerisinde bu IP geliştirme sürecini ciddi miktarda tamamlamış durumdayız. 2014 yılına gelen sonra geldiğimiz bu zamana kadar. Faaliyet olarak da biz ilk etapta video processing, görüntü işleme ve haberleşme çipleri yapmayı hedefliyoruz. İlk tape out'umuzda yani ilk prototip üretimimize çip açısından geçen sene Eylül ayında TSMC 65 nanometrede yaptık ve şu anda bunların üretimleri yapıldı. Paketlemesi yapıldı. Düzgün bir şekilde de çalışır vaziyette. Bu bizim ilk şeyimizdi, çipimizdi. Şimdi bunun ikinci versiyonunu yapacağız. Bu neredeyse markete hazır bir ürün olacak. Bunun için de hedef tape out tarihimiz, üretim tarihimiz 2023'ün ilk çeyreği. Haberleşme tarafında da yine ilk prototip üretimimizi yine önümüzdeki yılın başında yapmayı planlıyoruz. Bu konu hakkında önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde biz bütün dünya marketine çip satabilen bu iki alanda bir firma olmak istiyoruz. Firmanın ilk hedef pazarı özellikle akıllı şehirler ve görüntü işleme tarafı. Bu konu hakkında yaptığımız ilk çip faaliyet gösterecek. Bu çipin birazcık değiştirerek otomotiv tarafındaki bir video processing çip haline gelecek. Bu da araç içerisindeki multimedyada olsun, aynalarla ilgili, dikiz aynalarının şeylerle ilgili, görüntü işlemeyle ilgili bir çip olacak. Oralarda kullanılabilecek. İkinci faaliyet alanımız da 5G ve uydu haberleşmesi ile ilgili bir çip olacak. Buradaki hedefimiz de remote radio unit yani kapsamında bir 5G çip olacak. Bununla ilgili de IP geliştirme süreci önemli bir miktarda tamamlandı. Bunun da ilk prototipini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde oluşturacağız.